Bu videoda sizlerle subviral parçacıklar hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu parçacıklara subviral denmesinin sebebi virüslerden daha da küçük olmaları. Virüsler ve subviral parçacıkların cansız bulaşıcı ajanlar ya da maddeler olarak sınıflandırıldıklarını da hemen hatırlatayım. Son söylediğim akılda kalması zor bir kelime öbeği olduğu için parça parça anlatmaya çalışacağım. Cansız derken Virüs ve sabviral e, parçacıkların aselüler yani hücresiz olduklarını kastediyoruz. Virüs ve sabviral parçacıkların kapsit denilen genetik bilgiyi yani DNA ve RNA'yı koruyan proteinden yapılma bir kılıfları bulunur. Bunu böyle hani telefonumuzu koruyan kılıflar gibi düşünün. Her ne kadar hepsinde olmasa da zaman zaman lipitten yapılmış bir zarları da olabilir. Hücresiz oldukları için oldukça küçüktürler ve organelleri de yoktur. Hücresizler çünkü. Bu da kendi kendilerine enerji yani ATP üretemedikleri ve üretemeye e, üretemeyecekleri e, anlamına geliyor. Enerji üretmek ve üremek için e, bir konağa ihtiyaç duyarlar. Yani enerji üretemedikleri gibi üreyemiyorlar da aynı zamanda. Şu ana kadar virüs ve sabviral parçacıkların cansız olmaları hakkında söylediklerimi daha önce bildiğiniz için bunları bir tekrar olarak kabul edin. Son olarak onları bulaşıcı yapanın da konağa ihtiyaçları olmaları olduğunu da ekleyeyim. Bu noktada virüslerin özellikleri zaten bildiğimiz bir şeydi ama sabviral parçacıklar da neymiş? Ve bu özellikleri nasıl oluyor da virüslerle paylaşıyorlar acaba? Diye kendi kendinize düşünebilirsiniz. Ben de bunu bir fırsat kabul edip hemen subviral parçacıklardan bahsetmeye başlayayım. İki çeşit subviral parçacık bulunur arkadaşlar. İki çeşit. Viroitler ve priyonlar. Şimdi böyle söyleyince sanki Star Wars, Yıldız Savaşları'ndaki asker ismi gibi oldu. Ama öyle değil. Viroitler ve priyonlar. Viroitler halkasal yapıdaki RNA'dan oluştukları için virüslerden de küçüktür son dönemlere kadar sadece bitkilere bulaşabildikleri düşünülse de bitkileri temsil etmesi için yeşille yazıp buraya da ota benzetmeye çalıştığım bir şekil çiziyorum. Evet. Sadece bitkilere bulaşabildikleri düşünülse de viroidlerin hepatit D vakasıyla birlikte insanlara bulaşabildiklerini de kanıtlamış oldu tıp dünyası, bilim dünyası arkadaşlar. Peki Halkasal yapıdaki tek bir RNA'dan oluşan viroidler. Bu viroidler bunlar nasıl çoğalıyor olabilir? RNA'ların katal katalitik özelliği, kovalent bağ kurmalarına ya da kovalent bağları parçalayabilmelerine yardım ettiği için viroidler kendi kendilerini eşleyerek çoğalabilir. Bu arada viroid ve virionları sakın ama sakın birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Bakın prion demiyorum. Virion. Bu başka. Bir virüsün tüm yapılarını barındıran protein kılıfı içinde RNA'ya ve zaman zaman da lipid bir, e, bir böyle zarfa bir kabuğa sahip olabilen tek bir virüs parçacığına tek parçaca virion deniyor. Bir virüs konak hücreye girdiğinde protein kılıfı düşer. Ve geriye sadece genetik malzemesi yani DNA'sı ya da RNA'sı kalır hücre içindeki ve dışındaki virüsleri birbirinden ayırmanın en kolay yolu da budur. Viroidler ve virionların farklı olduklarını bir kere daha hatırlattıktan sonra şimdi gelelim sırada prionlar var. Prionlar. Bilim insanları proteinlerin bulaşıcı olup olamayacakları konusunda uzun zaman tartıştıkları için prionların keşifleri oldukça yeni sayılır. Prion kelimesi protein içeren ve bulaşıcı parçacık anlamına geliyor. Prionların genetik malzemesi yani DNA'sı ya da RNA'sı yoktur ve sadece ama sadece proteinden oluşmuşlardır. Normal proteinler alfa sarmal şeklindedirler. Prp dediğimiz prion proteini ise beta yaprak konformasyonundadır. Aslına bakarsanız priyonlar hakkında çok fazla şey bildiğimizi söylemek yanlış olur. Normal protein ve priyon proteini aynı amino asitlerden yapıldıkları için farklı şekillerde ama aynı protein oldukları düşünülüyor. Ama beta yaprak alfa sarmalla karşılaştığında alfa sarmalı beta yaprağa dönüştürdüğü için son derece kötü bir şey olan protein çökeltileri oluşur. Bu beyinde gerçekleşirse normal bir temizleme süreci ardından proteinler ortadan kaldırıldığında beyinde hastalığa yol açacak boşluklar oluşabilir. Priyonlar haklarındaki güncel bilgimiz ışığında yani sadece proteinden oluştukları ve genetik malzeme taşımadıkları bilgisi ışığında virüs ve viroidlerden oldukça farklıdırlar diyebiliriz.